Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Şakir ve Zakir adında iki oğlu vardır. Zakir ismi gibi sürekli zikirle meşgul, salih bir evlattır. Şakir ise meyhanelerden çıkmayan bir adam. Rivayete göre bir gün İbrahim Hakkı Zakir'i yanına alır ve bir yerlere giderler. O esnada meyhanenin önünden geçerken Şakir'i masada sızmış halde bulurlar. İbrahim Hakkı meyhaneciye oğlu Şakir'in ne kadar borcu olduğunu sorar, öğrenir ve bütün borcunu kapatarak yoluna devam eder. Şakir uyanıp bunu öğrendiğinde iliklerine kadar utanır, haya duygusuna bürünür ve peşlerinden koşarak babasına yetişmeye çalışır. O esnada İbrahim Hakkı ve oğlu Zakir bir uçurumun kenarındadırlar. İbrahim Hakkı Hazretleri oğlu Zakir'e "Bugün kırklardan birisi vefat etti. Haydi şu uçurumdan at ve sen de kırklara karıştır." Zakir o ilmine rağmen o tevekkülü olmadığından dolayı çok ciddi manada tereddüt eder ve bir türlü atlayamaz. Olayı duyan, arkadan koşarak babasına yetişmeye çalışan Şakir ise duyar duymaz, tereddüt etmeden ve daha düşünmeden hakkını helal eyle baba der, Bismillah der ve uçurumdan atlar. Tevekkülüyle uçurumdan atlayan Şakir birden kırklara karışır. Olayı gören Zakir ise şaşkınlık içerisindedir çünkü kendi zikir ehliyken meyhanede sızan kardeşi Şakir nasıl olur da uçurumdan atlayarak kırklara karışabilmiştir? Ve Zakir'in şaşkınlığı karşısında İbrahim Hakkı şu sözleri söyler. Hakkı gel sırrını eyleme zahir. Olmak istersen bu yolda mahir. Harabat ehlini hor görme Şakir. Defineye malik viraneler var. Allah seni bedavadan dünyaya getirmiş ve nimetler vermiş. Benim ben diyebilmem için bile önce beni ben yapması gerekmiş. Aklından bir iyilik geçse niyet cihetiyle sevap yazmış. Ama aklından bir kötülük geçse amele dökülmedikçe Allah Azze ve Celle sana günah yazmamış. Kimi geceler işlediğin hayra 10, 100, 1000 hatta 30 bin sevap yazmış. Ama günahını hala bir yazmış. Olur da buna rağmen hala günahın sevabını geçerse diye sana tövbe etmek gibi bir porçöz temizleyici vermiş. Tüm bunlara rağmen hala cehenneme gidebiliyorsan seni tebrik etmek isteriz kardeşim. Sonsuz rahmetten istifade edememeyi nasıl başardın? Yağmurda ıslanmamayı nasıl başardın? Selametle.